Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yöresel bir lezzet olan pestil kavurması tarifi yapacağız. Bu yöresel lezzetimizi sizlerin de tatmasını ve görmesini istediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte bu lezzetimizin tarifine geçelim. Ve tarifimiz için bir miktar dut pestilimiz var. İstediğiniz pestili kullanabilirsiniz. Şu anda pestilin miktarını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz kadar pestilimi tarifimde kullanacağım. Siz kişi sayısına göre veya damak tadınıza uyup uymayacağını belirlemek için az miktarda deneyerek yapabilirsiniz bu tarifi. Ve pestilerimi makas yardımı ile ufak parçalara ayıracağım ve daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Dediğim gibi ilk olarak damak tadınıza uymayabilir. Onun için az miktarda denemenizi tavsiye ederim. Çoğu arkadaşlar, çoğu kişiler farklı damak tatları oluyor. Ve yöresel lezzetlere çok da açık olmayan, damak zevki olan insanlar oluyor. Onun için ilk etapta deneyecekseniz az miktarda denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bu Erzurum yöresine ait bir tarif ve kahvaltılarda çok sık tüketiliyor. Bunun çeşitleri var. Daha önce dut kavurması, dut çullaması yapmıştım. Ve daha sonra inşallah bundan sonra da İncir kavurması tarifi yapacağım. Dediğim gibi Erzurum yöresinde kahvaltılarda sık tüketilen tarifler arasında farklı bir lezzet, farklı bir tarif denemek isteyenler için paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi pestillerimi ufak ufak doğradım ve daha sonra uygun bir tavaya alıp bir miktar tereyağı ile kavuracağız. Aslında çok bir malzeme gerektirmeyen güzel bir kahvaltılık seçeneği olabilir. Dediğim gibi ufak doğradığım pestillerimi uygun bir tavaya alacağım ve üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip pestillerimi 2-3 dakika kadar tereyağında kavuracağım. Çok fazla yağ ilavesi yapmayın arkadaşlar. Ya da öncelikle tereyağını kavurup öyle ilave etmeyin. Tereyağının içerisinde bulunan suyu pestilimizi pişerken yumuşatacaktır. Ve bu da lezzetine lezzet katacaktır. Onun için tereyağımızı pestillerimizle beraber tavaya alıp kavurma işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi 3-4 dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Çok fazla kavurmaya, pestillerimizi çıtır çıtır yapmaya gerek yok. Ve pestillerimizi kavururken gördüğünüz gibi renginde de değişim oldu. Böyle sarımsı bir renk oldu. Çok da güzel kokusu var şu anda. Dediğim gibi bir miktar kavuracağız. Ve pestillerimizin üzerine ilave etmek için 2 adet yumurtamızı da hazırda bekletelim. Üzerine 2 adet yumurta kırmamız yeterli olacaktır. Ama siz kullandığınız pestil oranı fazlaysa yumurta oranını arttırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Ve kavrulan pestillerimizin üzerine 2 adet yumurtamızı ilave ettik. Ve yumurtalarımızı çok fazla çırpmadan şöyle pişerken arada karıştırarak yumurtalarımızı da pestillerimiz ile beraber pişirme işlemine devam edelim. Yumurtayı çırparak koyarsak renginde değişim olacaktır. Sunum yaparken güzel bir görüntü olmayacaktır. Onun için çok fazla yumurtayı hırpalamadan ara ara karıştırarak yumurta ve pestillerimi tekrardan pişirme işlemine devam ediyorum. Ve yumurtamız da piştikten sonra pestil kavurmamız servise hazır hale gelecektir. Ve tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Daha önce tatmadıysanız ve farklı lezzetlere damak tadınız açık değilse ilk etapta az miktarda deneyerek tadabilir ve deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pestil kavurmamız servise hazır. Servis tabağını aldıktan sonra ister soğuk ister sıcak servis yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa fikirlerinizi belirtip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.